Evet, zil çalar, ders başlar. Evet çocuklar, bugün üçüncü dersimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi isterseniz öncelikle birinci ve ikinci dersimizde nasıl başlamıştık bir kısaca hatırlayalım onları. Birinci dersimizde ışığın kırılmasından bahsettik. Yani ışık ne zaman kırılıyordu? Saydam ortamla karşılaşınca. Saydam ortama gelen ışık kırılmaya uğruyordu. Işığın kırılmasını tahtada örnekle çizmiştim. Ortam ve ortama dik çizilen normal doğrusunu aslında böyle bir doğru olmadığından, gelen ışığından, kırılan ışığından, gelme açısından ve kırılma açısından bahsetmiştik. İkinci dersimizde, peki neydi bu saydam ortamlar? Üç tane saydam ortam saymıştık. Evet, duyuyorum sizi. Biri cam, su ve havaydı. Peki, bu saydam ortamları yoğunluklarına göre sıralamıştık. Hadi birlikte sıralayalım isterseniz. Siz de benimle tekrar edin. En yoğun saydam ortam hangisiydi? Camdı. Evet, duyuyorum sizi. İkincisi suydu. Üçüncüsü havaydı. Evet, güzel. Peki, cam, su ve havayı yoğunluklarına göre sıralamıştık. Peki, daha sonra az yoğun ortamda çok yoğun ortama geçen, yani havadan suya geçen, sudan cama geçen, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçen ışık nasıl davranır bundan bahsetmiştik. Şimdi bugünkü dersimizde ise çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık nasıl davranır bundan bahsedeceğiz. Evet, ben yine örneklerimi çizdim. Bir inceleyelim isterseniz çocuklar. Ortamları yazalım. Çok yoğun ortamdan sudan havaya geçsin. Burada camdan suya geçsin. Burada da camdan havaya geçsin. Evet. Şimdi ortam, bakalım bir isterseniz üstteki ortamlara. Bakın sudan havaya, camdan suya, camdan havaya. Baktığımız zaman su havadan daha yoğun. Cam sudan daha yoğun. Cam havadan daha yoğun. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık nasıl davranacak? Şimdi gelen ışını görüyoruz. Işık geldi çocuklar. Normalde kırılmaya uğramasa düz bir şekilde devam edecek ama kırıldı. Nasıl kırıldı? Nasıl kırıldı? Bakalım. Evet, sizin de cevap verebileceğinizi düşünüyorum. Normal dediğimiz bu hayali doğrudan uzaklaşarak kırıldı. Yani normalden uzaklaşarak kırıldı. Yine camdan suya geçerken bakıyoruz, ışık geldi, kırıldı ve normalden uzaklaşarak kırıldı. Yine burada da camdan havaya geçen bir ışık var. Işık geldi. Normalde böyle devam etmesi gerekirken kırıldı. Nasıl kırıldı? Normalden uzaklaşarak kırıldı. Evet, 3 örneğimizde de gördüğümüz gibi ışık normalden uzaklaşarak kırıldı çocuklar. Gelme açısını ve kırılma açısını da çizmiştim. Gelme açısını maviyle, kırılma açısını da kırmızıyla çizmiştim. Neydi gelme açısı? Bir tekrar edelim hemen. Gelen ışının normalle yapmış olduğu açıydı. Kırılma açısı da kırılan ışının normalle yapmış olduğu açıydı. Peki, o zaman bu üç kuralımızı tekrar edelim isterseniz. Birincisi, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normal çizgisinden uzaklaşarak kırılır. Evet, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılır. Yani eğer ışık normalden uzaklaşıyor ise biz diyeceğiz ki o zaman üstteki ortam alttaki ortamdan daha az yoğun. Peki ikinci olarak süratleri için ne söyleyebiliriz? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınlarının sürati artar. Bu örneği yine hep geçen dersimizde de vermiştim. Örneğin toprak bir yolda, asfalt bir yola çıktığınızı düşünün. Koşuyorsunuz,
Toprak yolda süratiniz daha az olur değil mi? Daha zorlanırsınız ama asfalt yolda çıkarsanız eğer daha hızlı yol alırsınız. Yani toprak yoldan asfalt yola çıkmak gibi çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınını süratin artar. Peki üçüncü olarak gelme açısı ve kırılma açısı için ne söyleyebiliriz? Evet, hepimiz görüyoruz çocuklar. Kırılma açısının gelme açısından daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçen ışık ışınlarında kırılma açısı gelme açısından daha büyüktür. Ya da gelme açısı kırılma açısından daha küçüktür de diyebiliriz. Evet, bu üç kuralımızı söyledikten sonra bir etkinlik yapalım. O etkinlikte tekrar bu kuralları ve çizmiş olduğum etkinliğe göre yorumlayalım isterseniz. Evet, silgimle siliyorum. Peki. Şunları da elime almak istiyorum. Etkinlik diyelim. Etkinlik. Şöyle ortamı çizeyim. Normal doğrumu çizdim. Gelen ışın şuraya da ne diyelim? P ortamı diyelim. R ortamı diyelim. Peki. Işık kırılmasa eğer, ortam değişik olmasa kırılmayacak, düz bir şekilde yoluna devam edecek. Ama başka ortama geçti, başka saydam bir ortama geçti, kırılmış. Nasıl kırılmış? Bu şekilde kırılmış. Peki, gelme açısı ile kırılma açısını da çizmek istiyorum. Tekrar, çocuklar gelme açısı, GA diyeyim buna, kısaca. Kırılma açısını da çizmek istiyorum. Evet, kırılma açısı dedik. Peki. Evet, hadi bakalım. Hep birlikte yorumlayalım. Sizler de benimle yorumlayın, tamam mı? Evet, bir. Ortamlar için, ortamın yoğunlukları için nasıl bir yorum yapabiliriz? Şimdi gelen ışın normalden uzaklaşarak kırıldığını görüyorum. O zaman ne diyeceğim çocuklar? Evet, duyuyorum sizi. Evet, P ortamı, R ortamından daha yoğundur. Peki, güzel. İki, hadi süratlerini yorumlayalım. Işık normalden uzaklaşarak kırıldığına göre, P ortamı R ortamından daha yoğun olduğuna göre, ışık R ortamında sürati daha fazladır. Evet. R ortamında ışığın sürati daha fazladır. Peki. Üçüncü olarak gelme açısı ve kırılma açısını kıyaslayalım. Evet, kırılma açısı gelme açısından daha büyüktür. Kırılma açısı gelme açısından daha büyüktür. Ya da gelme açısı kırılma açısından daha küçüktür de diyebiliriz. Pekala. Üçüncü dersimiz sona erdi. Birinci ve ikinci dersimizde işlemiş olduğumuz konuları defterinize yazmanızı söylemiştim. Defterimize yazalım eksiksiz bir şekilde. Yine bugünkü dersimizde de tahtaya yazmış olduklarımız, işlediklerimizi defterimize yazalım. Dördüncü dersimizde görüşmek üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum.